Efendim bugün haftanın son iş ve ekonomisi. İkinci kısımda hep iş dünyasını konuşurduk, hep iş dünyasındaki rakamları konuşurduk. Ama bugün Türkiye'nin göz bebeği olan Türk Kızılayı'nı konuşacağız. Kıymetli konuğum var bu minvalde. Sayın Hüseyin Can burada, Türk Kızılayı Genel Sekreteri kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet Hüseyin Bey, ayağınızın tozuyla Afrin'den geldiniz. Türk Kızılayı orada neler yapıyor? Hemen bu sıcak gelişmeyi sizden alalım. Evet, biz de Türk Kızılayı olarak iş ve ekonomi programı yapımcısı Hasan Bey olarak size ve bizi ekranları başında izleyen seyircilerimize hayırlı hafta sonları dileyelim. Az evvel endeksi az evvel izledik. Gerçekten bu sıkıntılarımıza, görünen sıkıntılarımıza rağmen ekonomimiz herhalde gayet güzel. Evet. Endeksin 120 bin civarlarında olması gerçekten bu tarihi olay bunlar. Evet. İnşallah daha fazla iş ve ekonomi dünyası kazanır. Çünkü biz yardım kuruluşuyuz. Yardım kuruluşu olduğumuz için onlar kazanacaklar ki biz veren el ile alan el arasında köprü olduğumuz için görevimizi daha bir hakkın yerine getiririz. Daha fazla elimizdeki stoklarımız fazla olur. Evet. Daha fazla insanın derdine çare olmaya çalışırız. Gönlümüz hiç kimsenin sıkıntı içinde olmasını arzu etmek değil ama neticede bir yerde bir ızdırap varsa Kızılay mutlaka orada anılıyordur. Evet. Biz de orada olmamız gerekiyor. O anda da oradayız. Ne güzel. Oradayız. Afrin'den devam etsin sohbetimiz isterseniz. Evet. Afrin'de neler yapıyor Türk Kızılayı? Şefkat nöbetleri var Hatay'da bildiğimiz kadarıyla. Birazcık zihnimizi açın isterseniz Hüseyin Bey. Kızılay Afrin'e geçmeden önce bu yıl 150. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli. Az evvel sizin ifade ettiğiniz gibi Afrin'de bir olay yaşıyoruz. İşte Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde Türk askerinin orada kahramanlıklarını hep beraber ulus olarak izliyoruz. Ama şefkat nöbetlerini biz sadece Afrin dolayısıyla değil 150 yıldan beri devam ettiriyoruz. Ama şimdi artık doruk noktasında ve biz Afrin'deyiz. İnşallah bu sene üzerimize düşen bu 150. yıl kutlamaları çerçevesinde bir sürü etkinliklerimiz var. Bir sürü başarılara imza atarak geldik. En güzel başarılarımızdan bir tanesi uluslararası arenada gerçekten dünyada Kızılay ve Kızılay Federasyonlarının bulunduğu IFRC dediğimiz genel merkez Cenevre'de olan bir kurulunda biz üyesiyiz. Bunun 190 ülkede yardım kuruluşları vardır. Evet. 35 tanesi Kızılay'dır. Diğerleri ise Kızılaş'tır. 4 yılda bir bunların genel kurulları olur. Ve orada 4 kıtanın genel başkanları ve bir de IFRC'nin genel başkanı seçilir. Ve bugüne kadar biz buranın üyeliğini bile hayal edemezken son 2-3 dönemden beri yönetim kurulu üyesi olarak 20 tane kişinin arasına girmiştik. Fakat bu 150. yılda büyük bir başarıya imza attık. Büyük bir cesaretle kendimize güveniyorduk. Uluslararası arenada yaptığımız işler yapacaklarımızın teminatıydı ve önümüzü açacağını ümit ediyorduk. Ve şunu gördük ki insanlar Kızılay ve Kızılaş Federasyonlarında insanların diline, dinine, ırkına, rengine bakmaksızın hizmet odaklı oy kullandığını gördük. Türkiye'de ilk defa bu genel kurulu 4 Kasım, 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdik. Avrupa'dan sorumlu genel başkanlığa genel başkanımız Doktor Kerem Kınık'ı aday olarak göstermiştik. Ve bizim güçlü de bir rakibimiz var. Kızılhaçların hamisi, babası, lideri durumunda olan Alman Kızılhaçı'nın rakibimizdi. 116 oy biz aldık, 61 oy Alman Kızılhaçı aldı. Bu bizim için fevkalade bir olaydı. Aslında bu başarıyı yani, Kızılay'ın dünyadaki imajından da ibaret görebiliriz değil mi aslında? Tabii. Yani, destek aldığını söyleyebiliriz. Biz çünkü insan odaklı bir kuruluşuz. Yaptığımız yardımlarda insanların bize ihtiyaç duyduğunu bilmemiz bizim için yeter. Onun diline, ırkına, rengine, cinsine bakmayız. Mesela bundan 2-3 ay önce hepimiz hatırlayacağız. Yakın bir fikir jimnastiği yapmak gerekirse Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde büyük bir deprem oldu. Evet. O depremde televizyonlarda, ulusal medya bu konuları çok güzel gündeme getirdi. Irak Kızılaçı ve o bölgenin kaymakamı Türk Kızılayı'ndan 8 saat sonra olay yerine geldi.
Evet. Biz evet. Türkiye'den gittik, yardımlarımızı ulaştırdık. Çadır kuracaksak çadırımızı, tedavi edeceğimiz hastalar varsa bunların evet. üzerinde durarak en güzel şekilde orada görevimizi yaptık. Evet. Bütün bunları yaparken de gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü biz iyilik hareketinin temsilcisiyiz. Hı. Dünyada birçok örneklerini verdik ve bunun başarıları her geçen günde başarılar, yeni başarıları beraberinde getirmiş oluyor. Tabii günümüz atmosfer sıcak. Bir Afrin olayı var. Hı. Afrin'de malum 56 gün oldu. Türk ordusu ve Suriye'deki ÖSO ordularının oluşturduğu bir birlikler aracılığıyla bir zeytin dalı operasyonu gerçekleştiriliyor. Bizim Türk Kızılay'ımızda bu operasyonda Türk ordusuyla her an beraber aynı anda olay yerlerinde oluyor. Onların temizledikleri, özgürleştirdikleri insanlara aynı anda gidiyorlar. Ve biz gittiğimiz yere işte gidip imkanlarımızı seferber etmiyoruz. Önce planlı ve programlı bir şekilde ekiplerimiz o bölgeye giderler. Hı hı. Aniden oralar temizlenmişse o halkta ani bir anket yaparlar. Acil ihtiyaçları nelerdir? Hı hı. İşte sağlıksa oraya ambulans gönderilir. Hı hı. Gıdaysa gıda gönderilir. Barınmaysa barınma gönderilir. Biz de pazar günü bu şefkat nöbetleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimiz, genel başkanımızdan genel başkan vekili, diğer yönetim kurulu üyeleri, şube başkanlarımız, hatta sanat dünyası bizimle birlikte bu şefkat nöbetlerinde rol almak için bize müracaatlarda bulunuyorlar. Hatay'da bulunan çok planlı ve programlı depolarımızda basın açıklamalarını yaparak oradan hep beraber bu sevk edilecek lojistik malzemeleri biz oralara gönderiyoruz. Biz de en son Cinderes bölgesine gittim. Hı hı. Pazar günü Sayın Hatay Valimiz Mahmut Bey'le birlikte ekibimiz, başkan vekilimiz de yanımızdaydı. Burada Nisriye diye bir köye gittik. Hı hı. Gerçekten gittiğimiz köy 60 haneli bir köydü. Yaklaşık 200-250 civarında insanın yaşadığı, perişan olmuş bir köy. Her yer delik deşik içinde ama insanların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Bizim ekibimiz önceden gitmiş, ihtiyaçlarının gıda olduğunu tespit etmişiz. Bir iki de yaralı vardı. Beraberimizde ambulansları da götürmek suretiyle oraya gittiğimizde insanlar gıdaları almak için hiç hücum etmediklerini gördük. Sadece bizi gördükleri her yerde söyledikleri tek bir şey var. Yaşasın Türkiye, yaşasın Recep Tayyip Erdoğan diyorlardı. Ne güzel. Bu bizi fevkalade memnun ediyordu. Hı hı. Siz geldiniz, bundan sonra sıkıntı yok diyorlardı. Ve biz zaten Türk Kızılayı olarak ulusal yardım kuruluşları arasında AFAD var, devletin kuruluşu, diğer yardım TİKA gibi yardım kuruluşlarımız var. Bunların arasında biz beslenmenin ana çözüm ortağıyız. Barınmanın ana çözüm ortağı her ne kadar AFAD olsa da biz barınmada özellikle dünyada iki tane çadır fabrikası olan yardım kuruluşundan bir tanesiyiz. Çok önemli. Birisi çok önemli. İran, diğeri de Türkiye'dir. Türkiye. Bizimkisi dünyanın en modern çadır tesislerine sahip. Nerede tesisler sahip. Efendim? Etimesgut'ta 100 dönüm arazi Ankara'da. Üzerinde. Bizim dünyanın çok en ilk modern şekilde üretilen ve nanoteknolojiyle yanmaz hı hı. çadırı dünyada ilk defa üreten bir kurum haline geldik. Ne güzel. TÜBİTAK, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bilim Dalı Başkanı hocamız Kızılay, bir de bir tekstilcimizin de devreye girmesiyle 3-4 seneden beri çalışıyorduk. Hı hı. Ürettiğimiz bu şeyleri Moğolistan'da -30 derecelerde 6 aylık yarışmalara da katıldık. Bayağı bir ülke orada yarışmalarda rol aldılar. Biz açık ara orada birincilik, dünya birinciliği aldık. İzolasyon noktasında da çadırlar. Hem yanmayan hem de sağlıklı, kendi kendini ısıtabilen. Çünkü çadırlarda bir şey yaktığınız zaman yangın tehlikesi ciddi anlamda olabiliyor. Bunlar kendi kendilerinde ısıtabilen ufak bir akümülatörle 70-80 dereceye kadar, hatta bir lambayı ve elektrikli ev aletlerini, işte cep telefonunu filan, küçük televizyonları çalıştırabilecek bir enerjiyi de beraberinde yapabilen, üretebilen. Son teknoloji çadır. Evet, yaptık. Hı hı. Tabii nereden nereye? Bir zamanlar Kızılay 99
99 depreminden önce sınavda başarılı olamamıştı. Evet. Ama o zamanlar sadece sınav, yani başarıyı kazanamayan sadece Kızılay değil, devlet de sınıfta kalmıştı. Evet. Hamdolsun bugün hazır bizim onursal başkanımız, her dönemde olduğu gibi cumhurbaşkanları, şu anda cumhurbaşkanımız gerçekten bize büyük bir güç veriyor, hız evet. veriyor ve hep beraber bu başarıları en güzel şekilde hedefine doğru götürüyoruz. Zaten son Kurban Bayramı'nda da Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışla aslında burada Türk Kızılay'ın ne kadar yanında olduğunu, bu kuruma ne kadar güvendiğini de göstermişti, hatırlıyoruz. Evet, bu ben zamanın darlığı açısından hemen devreye tabii, giriyorum. Tabii. Bizim bu barınma noktasında İdlib'de ve Afrin bölgelerinde çadır kentlerimiz var. Bu çadır kentlerimiz çok dizayn bir şekilde, planlı ve programlı bir şekilde. Tabii insanların ilk geldikleri, malum bu güneyden İdlib'in güneyindeki terörden kaçan insanlar bir anda 200 bin kişi birden Türkiye sınırına doğru gelince hedefimiz onları kendi topraklarında İdlib'in kuzeyinde güzel yerlerde barındırmaktı ve onlara çok güzel çadır kentler kurduk ve çok mutlular. VC'lerinin her türlü ihtiyaçlarının görüldüğü bir kent haline geldi. Buralarda insanlar her türlü imkanlarını bulabiliyorlar. Ama biz istiyoruz ki onlar normalleşmeye başlasınlar diye artık 3-4 tane de sevgi butikler kurduk. Mağazalarımız var. Bu mağazalarımızda ne var? Normal birinci el, yani bu Türkiye'deki tekstil dünyasındaki İstanbul'da ve büyük kentlerde Gaziantep'te bunlar yardım yapıyorlar, giysi yardımları yapıyorlar, zekatları olarak, bağış olarak bunlar ciddi miktarlar oluşuyor. Bunları normal bir mağaza şeklinde getiriyoruz, dizayn yapılıyoruz. İşte yaş grubuna çocuklar reyonu, bayan reyonu, erkek reyonu, otobüslere bindiriyoruz bu kamptaki insanları. Belirli aralarla, işte bir ay, iki ay, üç ay aralarla bu geliyorlar. Kendi zevklerine göre hem hayattan kopmamış oluyorlar. Düşünün siz çadırdaki insanların önüne ikinci el bile topladığınız eşyaları getirip oraya bir kamyonu yıksanız onlar bir şekilde onu tartaklayacaklar ama onların da bir onuru var. Evet. İşte biz onların onurlarını düşündüğümüz için onlara sevgi butiklerini oluşturduk. O sevgi butiklerinde insanlar geliyorlar çocuklarına kendi göz zevklerine göre işlerine gelenleri alıp gidiyorlar. Psikolojik altyapısını da okuyorsunuz sürecin aslında. Evet. Şimdi harika. Şu anda bu kamplarda bir sıkıntımız var. Ben bir eğitim kökenli birisiyim. Aşağı yukarı 3-4 seneden beri malum bu topraklarda 6-6,5 milyon insan sürekli yerlerini değiştiriyor. 3.400.000'i de sadece Türkiye sınırında, Türkiye içinde yaşıyor. Bunların travmaları bozuk ve eğitim ve öğretim 3-4 yıldan beri hemen yok denecek aşamada. Bu son gittiğimiz işte pazar günkü görüşmelerimizde onu tespit ettik. Kendi işlerinde gerçekten eğitimciler var. Onları tespit ediyor şu anda arkadaşlarımız. Altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Biz de buradan lojistik olarak sıralarını, her şeylerini göndereceğiz. 105 metrekarelik, 200 metrekarelik büyük dev çadırlarımız var. Oralarda kurup onların istediği standartlarda kendi eğitimlerini kaldıkları yerden vermelerini sağlayacağız. Eğer siz onlara bu meşgaleyi vermezseniz onlar bir gün lüzumsuz şeylerle meşgul olmaya, bir gün belki de terörün bir parçası olmak için tekrar farklı noktalara doğru meyil edeceklerdir. Evet. Kadınlar için de, bayanlar için de, çadırlarda yaşayan bayanlar için de toplum merkezlerini kuruyoruz. Oralarda el becerileri. Ama bütün bunları yaparken onların kendi içlerinden çıkan öğretmenleri kullanıp onları rol model gibi yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Biz Afrin'de daha yapılacak çok şeyin, hatta belki de onlarca sene oralarda çok yapılacak hizmetin olduğunu görüyoruz. İnşallah daha güzel günler olur. Hem gönülleri hem ruhları onarmaya devam ediyor Kızılay. Evet. Kızılay. Peki Afrin'le ilgili ya da bu dönem yaptıklarınızı konuştuk. 2017'nin son çeyreğinin ilk ayında, 2017 Ekim ayında Türkiye Myanmar'a ağladı, üzüldü. Birazcık Türk Kızılay'ın o bölgede neler yaptığına da değinelim mi? Öyle aksın sohbetimiz evet. isterseniz. Biliyorsunuz Arakan Myanmar'ın bir kenti, bir şehri ama komşu devleti Bangladeş. Bangladeş mecbur Myanmar'daki bir %6 oranındaki
cüzi bir Müslüman gruba, Arakanlılara çeşitli zulümler oldu. Bunu dünyaya ilk defa tanıtan, hepimiz gördük ki, bizim Cumhurbaşkanımız oldu. Evet. O çıktı televizyonlarda, Arakan'daki insanlara sahip çıkmamız gerekiyor diye. Biz o zamanlar işte Suriye'ye, değişik yerlerde afetler oluyordu, şuydu buydu. Eş zamanlı. Ve Türkiye'nin de ekonomisi de çok da güzel değildi. Ve biz ne zaman halkın huzuruna ulusal medya aracılığıyla çıktığımızda, bu insanımız gerçekten cömert bir şekilde Kızılay eliyle buralara bağışlarını yapıyorlardı. Evet. Ve tavan yapmışlardı. Ve Arakan'da böyle bir olay cereyan ettiğinde bize barınma bizim görevimiz olmamasına rağmen burada barınmada rol alın, AFAD'la beraber ortak hareket edin denildiğinde biz düğmeye bastık ve gerçekten Hasan Bey, öyle rakamlar toplandı ki hiç tanımadıkları insanlara, bizim insanımız çok merhametli, Türk milleti gerçekten çok merhametli, ciddi nakit paralar toplandı ve hedef olarak da 24 bin konut onlara biz taahhüt ettik. Tabii bu taahhüt edince malum uluslararası bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet. Siz bu konutları Türkiye'deki bir güneyde bir yere yapma şansınız yok. Mecburen Bangladeş'in bir yerinde yapacaksınız. Bunu yapabilmeniz için de Bangladeş hükümetinden olur almanız gerekiyor. Evet. Tabii onların da kendilerince haklı olduğu nedenler vardı. Mesela biz onlara müracaat ettiğimizde onların yüz ölçümleri bizim Türkiye'nin hemen hemen yarısına yakın veyahut da biraz daha büyük. Fakat nüfusu 180 milyon civarlarında. Yani bizim Türkiye'de birçok boş araziyi bulabilirsiniz ama orada boş arazi yok. Bir de insanlar çok fakir Bangladeş halkı. Evet. Biz onlara, Arakanlılara modern evler yaptığımızda ister istemez Bangladeş hükümeti şöyle bir ikilem içine girdi. Biz, siz bunları yapacaksınız. Sosyal, ama biz halkımıza nasıl anlatacağız? Sosyal adaletsizlik gibi algılanacak. Yani bir bakıma haklıydılar. Biz de onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde dedik ki biz neticede kilometrelerce öteden gelip bu malzemeyi, bir defa ekonomi, sizin ekonominiz canlanacak. Biz buraya nakit parayı getireceğiz ve bu malzemeleri buradan alıp burada yapacağız. Ve neticede bu insanlar da bir gün özgürlüklerine kavuştuklarında, yurtlarına döndüklerinde bunları söküp sırtımıza alıp ülkemize götürecek halimiz yok. Sizin biz olur. Şimdiden size onları vereceğimizi taahhüt ederiz ve böylelikle sizler de o insanların o kullanımına onları sunabilirsiniz. Ve bu şekilde şu anda uzlaşıldı. Bizim uzlaşılarak orada çalışmalar başladı. Myanmar'a Kızılay ve Kızılaşlar arasında ilk defa giren yardım kuruluşunun adı Türk Kızılayı. Türk Kızılayı. Ne güzel. Orada da dünyanın her yerinde de bu başarılara imza attık. Zaten Kızılay denince akla biz 30'un üzerinde 36 ülkede Ramazan'da, Kurban'da faaliyetler gösteren bir kurumuz. Ama bu faaliyetleri biz fırsat olarak biliyoruz. Yani Ramazan'da diyelim ki biz Pakistan'a gitmişsek, Somali'ye gitmişsek, ne bileyim bir Balkanlara gitmişsek, Kudüs'e, Gazze'ye gitmişsek, buraya gittikten sonra biz sadece Ramazan'da gittik, işte al bu paketi, biz bu yardımı getirdik, Türkiye'deki insanların yardımlarını size getirdik deyip geri dönmüyoruz. Gittiğimiz yerde fizibilite, bir yıllık çalışma yapıyoruz. Diyoruz ki biz size bir yıl içinde nasıl yararlı olabiliriz? Neleri harekete geçirebiliriz? Neleri hayata geçirebiliriz? Bunları oradaki yardım kuruluşlarıyla, muadil olan yardım kuruluşlarıyla beraber oturuyoruz. Yapacağımız projeler varsa beraber yapıyoruz. Ama ilkelerimiz genelde balık tutmayı öğretmeye dayalı. Yani insanları hep böyle gidip işte buyur bunu ye, iç, işte şunu yap değil de onlara imkanlar. Mesela biz Filistin'de bunu çok başardık, Gazze bölgesinde. Sosyal hayata kazandık. Tabii bahçeler yaptık. Seracılığı öğrettik onlara. Şu anda birçok kişi orada şu anda seracılık yapıyor. Aslında bilinmez bu. Evet. İlk defa duyduk biz de mesela. Tabii biz bütün bunları yaparken gerek insanlara yaptığımız yardımlarda, gerekse faaliyetlerimizde reklam odaklı pek sevmiyoruz. Mesela sosyal medyada olsun, ulusal medyada yardım yaptığımız insanların yüz hatlarının kesinlikle çekilmesine karşıyız. Çünkü onların onurları bizim için her şeyden çok ama çok önemli. Ama yine de hayırlar tabii paylaşıldıkça ilham verici nitelikte oluyor efendim. Tabii yani az evvel siz cümlelerinizin başında söylediniz. Bugün
Afrin, ama bundan 100 küsür sene önce 18 Mart'ta bir de Çanakkale haftamız var. Evet. Gerçekten ecdadımız orada 7 düvele nasıl kahramanlıklar göstermişse, bugün Afrin'de de aynı kahramanlıkları gösteriyorlar. Ve gerçekten Türk ordusuyla gurur duyuyoruz. Gittik, bizzat gözlerimizden gördük. Yeri geliyor, Türk ordusu hayatını tehlikeye atıyor. Yeter ki aman bir tane sivilin burnu kanamasın diye. Evet. İnanç değer yargılarına çok önem veriyorlar. Geçen gün hep beraber, iki gün önce gördük. Kahramanmaraşlı bir assubayımız, bir askerimiz Kur'an-ı Kerim'i yerde görüyor. Evet. Türk örf adetleri, inancından gelen şeylere göre Kur'an-ı Kerim yerde olmaz, olması gereken yerde diyor kaldırırken, ama hainin, teröristin, art niyetli insanın ne için ne yapacağını bilemiyorsunuz. Orada şehit oluyor. Biz inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle Allah yolunda ölülenlere onlar ölüler demeyin. Onlar mutlaka diridirler. Evet. Ama biz zaten bunun farkında değiliz. O kardeşimiz de şehadet şerbetini içti. Biz Türk milleti olarak bu yardımları yaparken Kızılacılar'da da şehitler verdik. Evet. Bunları da yaptık. Mesela 15 Temmuz'da çok büyük görevlerimiz vardı Türk Kızılay olarak. 15 Temmuz'un akşamından bugüne kadar 15 Temmuz'u ilgilendirilen her konuda Türk Kızılay'ı var oldu ve var olmaya devam edecek. Çünkü biz devletimizin her zaman yanında olduk. 15 Temmuz gecesi Küçük Esat Şube Başkanımız Serhat Önder de Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde şehit verdiğimiz bir şube başkanımızdır. Daha birçok Kızılaycımız da gazi olmuştur, yaralanmıştır. Bunlar tabii hep tarihte olacak inşallah. Çanakkale'de aynı olay. 18 Mart'tan sonra 25 Ağustos'ta bizim gemimiz vardı. Bu gemimizden yaralılarımızı İstanbul'daki hastanelere taşıyorduk. Bizim gemilerimiz beyaz bayraklı olmasına rağmen bizim yabancı firkatayinlerin deniz altına attıkları torpidolarla 200 tane yaralının içinde olduğu gemimiz battı. Hem Kızılay çalışanlarıyla hem de içindeki gazilerimizle birlikte gemimiz de yok oldu. Ama biz bu hareketi 150 senedir devam ettiriyoruz. Nice 150 seneler gene devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepsine rahmet diliyoruz. Hem Kızılay şehitlerimize hem bütün şehitlerimize. Peki Hüseyin Bey, son cümlelerinizi istirham edeceğim. İki konu var. Birkaç cümleyle rica edeceğim. Birincisi, benim kanaati acizanemce soru. Kızılay'ın başka bölgelerde yardım faaliyetleri olacak. Mesela bir Yemen geliyor aklıma. Orada da bir açlık durumu var. Bir diğer konuda, insanlar Kızılay'a nasıl yardım eder? Bu konuda zihin açıp programı kapatalım istersen. Zaten bizim Hasan Bey, zamanımız sınırlı. Yemen'de faaliyetlerimiz devam ediyor. Onu da söyleyelim. Yani Yemen'de, Somali'de, dünyanın her yerinde şu anda Kızılay faaliyette. Ama bizim zamanımız sınırlı olduğu için ve gündemimizde Suriye odaklı olduğumuz için biz bunu şey yapıyoruz. Ama biz her geçen gün Kızılay'ın yardım faaliyetlerini daha modern ve insanların onurunu daha az kırarak, insanları daha az uğraştırarak halletmeye çalışıyoruz. Bakın şöyle bir yanımda kart var. Evet, bunu da gösterelim. Kızılay kart. Rejiden, bu dünyada ilk defa bir yardım modelidir bu. Evet. Kızılay kart modeliyle şu ana kadar 1 milyonun üzerinde Suriyeli insana 150 TL'ye Kızılay kart yüklenmiş. Evet. Bu ne oluyor? Bir vatandaş müracaat ettiğinde Suriyeli, aile fertleri çarpı 150. Onlarda çocuk çok olduğu için 10 çocuk varsa 1500 lira. Evet. Ama gidiyor, ister nakit çekiyor, ister bir ihtiyacını görüyor ve bu şekilde faaliyetlerimiz yapıyor. Ama bütün bunları yaparken biz sadece bu faaliyetleri mültecilere, Suriyelilere yapmıyoruz. Kendi insanımız olmazsa olmazımız. Biz Türkiye içinde de hem Kızılay kart aracılığıyla hem de 300 küsür şubemiz aracılığıyla bütün şu şeylerin, şehirlerimizin, ilçelerin, köy ve kasabalarına kadar yardım yapılacak ihtiyaç sahibi insanların ayaklarına gidiyor ve bu yardımları yapıyoruz. İşte kurbanda yapıyoruz, Ramazan'da yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Peki Hüseyin Bey, iş ve ekonominin üzerine düşen görevi yapalım. İnsanlar nasıl Kızılay'a yardım eder? Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun, duyurmuş olalım. Evet. Kızılay bir sivil toplum kuruluşu. Devletten herhangi bir yardım almayan ama bazı kesim tarafından kamu kuruluşu gibi gözüken bir yardım kuruluşu. Oysa böyle bir olay yok.
Biz tamamen bağışlarla ayakta duruyoruz. Gayrimenkul bağışlarımız olabildiği gibi isteyen istediği zaman Kızılay Ork.tr'ye girdiğinde internet ortamında bütün sayfamızı görme imkanı var. Ama bizi şu anda canlı yayında izleyen insanlar da her insanımız ben şu anda ya içimden geliyor ama şu anda nereden ödeme yapacağım diyorsa cep telefonunu çıkartarak mesaj bölümünde 2868'e 28. Suriye yazıp Afrin yazıp göndermesi halinde oradaki kardeşimize mutlaka o gidecektir. Çünkü bizde şartlı bağışlar çok önemlidir. Nereye yazmışsanız oranın dışında kullanma şansımız yok. Ama bunun dışında tüm banka hesaplarında, hangi bankaya giderseniz gidin, ben Kızılay'a bağış yapmak istediğim dediğinizde hesap numarasını sizden istemeyeceklerdir. Direkt onlar bizim hesap numaramızı otomatik girecek. Açmak mecburiyetinde. Ne güzel, ağzınıza sağlık. Evet. Türk Kızılay'ını burada ağırlamaktan onur duyduk. Yardım faaliyetlerinizde ve bu süreçten sonra Allah yardımcınız olsun, başarılar diliyoruz. Biz de iş ve ekonomi programında gerçekten güzel şeyler söylediğimize inanıyoruz. İnşallah bağışlarımız daha artarak devam eder. Evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Efendim bugün Türk Kızılay'ını konuştuk. Uzun bir sohbetti bugünkü. Sizin de Türk Kızılay'ının yanında olmanızı istiyoruz. Türk Kızılay'ının gerçekten dünyanın her yerine yardım götürdüğünü biliyoruz. İş ve ekonomi olarak bugün bu konuyu yakın takibe aldık. Büyüteç tuttuk. Bugünlük bizden bu kadar. Biz pazartesi gününe kadar yokuz. Pazartesi buradayız yeniden. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.